Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Reader'ın detaylı teknik analizini yapacağız. Uzunca bir süredir beklediğimiz hedef noktasına Reader dün itibariyle geldi ve bugün yukarı yönlü sert tepki hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle grafiğimizi nasıl çizdik, bu grafiğin hedef bölgesini nasıl belirledik, yayını yeni izleyen arkadaşlar açısından teknik analizin geliştirilmesi ve finansal okuryazarlığın daha yüksek seviyelere çıkarılması adına bunu anlatalım. Sonra da bundan sonra Reader'da beklentiler neler? Bunları birlikte analiz etmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar, Reader'da bu bölgede bir yükselen trend çizmiştik. Demiştik ki arkadaşlar, bakın bu bölgede referans alacağımız bir nokta ile şuradaki noktayı birleştiriyoruz. Referans noktalarını zaten görüyorsunuz. İsterseniz bu noktayı şuraya da getirebilirsiniz. O zaman şurada bir aşma durumu oluşuyor. Dolayısıyla bu noktaya getirmiştik bizlerde ve iki tane dibi birleştirmiştik. Sonra da getirmiştik zirve noktasını. Kendimize referans almayla birlikte iki tane dip, bir tane tepeden oluşan bir grafik kendimize oluşturmuştuk. Ve buna göre de bakın fiyatlamalar ne yapıyor arkadaşlar? Kanal orta bandına kadar düşüyor. Önemli bir destekten burada bir hafta civarında bir destek buluyoruz. Buranın kırılmasıyla önemli bir destek kırılıyor ve direnç olarak çalışıyor. Sonra fiyatlamalarda düşüş oluyor. Tekrardan geliyoruz. Bakın 22 Mayıs 2024 tarihinde bu bölge yine direnç olarak karşımıza geliyor. Ve biz her zaman şunu söyledik arkadaşlar. Önemli bir destek noktası kırılıyor. Ve sonrasında bu bölge, bakın buralarda olduğu gibi retest hareketleriyle artık destek değil direnç olarak çalışıyorsa ve bu trend zirve bölgelerden, yani trendimizin kanal üst bandından itibaren aşağı doğru geliyorsa, bunun müthiş alım noktası kanal alt bandına fiyatların gelmesiyle olur demiştik. Fiyatlamalar 8 Temmuz tarihinde bakın burada dip noktaya gelmeden bir dönüyormuşum gibi hareket yaptı. Heyecanı yüksek olan arkadaşlar bu bölgelerde mala girdiler. Sonrasında ise dün itibariyle milimetrik olarak hedefe düşürdüler. Bakın dün fiyatlarda bir geri çekilme ile kanal alt bandı ve alım bölgesi test ediliyor. Piyasalar kapandıktan sonra da olumlu bir kap haberi geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, hocam kap haberi gelmeseydi işte bugün bu şekilde zirvede bir hareket olmayacaktı. Ama ben uzunca bir süredir size kanal alt bandına gelirse oradan bir tepki hareketi ve bir sert yükseliş olur diyordum. Bunun aynı kap haberiyle birlikte oluşması bir istisna değildir arkadaşlar. Bunlar robotlar tarafından yapılıyor. Sizin öngöremediğiniz, düşünemediğiniz şekilde bir planlamayla bu grafikler oluşturuluyor ve tamamen bu grafiklere göre haberlerin de yönetildiğini şahsen düşünüyorum. Teknik analizi doğru çizersen nereden alacağını bilirsin. 3 aşağı 5 yukarı güzel kazançlar içerisinde olabilirsin. İlla dibini bilemezsin. Burada milimetrik olarak dip seviyelere fiyatlar geldi. Bazen de aşağı doğru iğneli hareketler olabiliyor. Ama sen makul yerlerden alırsın. Ucuz olduğunu düşündüğün grafiğine göre alırsın. Ve sakince beklemeyi de bilmen lazım. Şimdi kanalımızın alt bandı test ediliyor ve bir kap haberi geliyor. Ben bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum. Bakın para kazanmak kolay değil arkadaşlar. Görüyorsunuz dünyada para kazanabilmek için insanlar, devletler kendi çıkarları için insan hayatını yok sayacak derecede, soykırım yapacak derecede eylemler içerisine giriyorlar. Bunların tek amacı ve bu hareketlerin tek ortak noktası maalesef kapitalist düzende paradır ve parayı kazanmak kolay değildir. O yüzden hocam buraya değdi de haberde bunu mu bekliyordu diye düşünmeyin. Evet, haberde bunu bekliyordu arkadaşlar. Haber niye buralarda gelmiyor, buralarda gelmiyor da geliyor, burada geliyor? Bunu iyi araştırmak lazım. O yüzden sen grafiğini doğru çizersen gerisini çok düşünmemek lazım. Çok fazla spekülatif düşünmeye de gerek yok. Sonuç olarak fiyatlamalar uzunca bir süredir yapmış olduğumuz analizin alt bandına geldi. Alt bandına gelmesiyle birlikte de bugün tavanda kapattığımızı görüyoruz. Bundan sonra beklenti ne olmalı? Bakın, önemli bir destek bölgesinden güç ile fiyatlar yukarı yönlü gidiyorsa normal şartlarda bu bölgede yapacağı hareketlilik şu şekilde olması lazım. Buradan yapacağı hareketlilikle bir yükseliş getirmesi lazım. Böyle 44'lere 45'lere doğru bir yükseliş getirmesi lazım. Sonrasında aşağı doğru bu bölgenin yükselen trend olduğundan dolayı buradaki dip seviyenin üzerinde
üzerinde bir yerde retest edilmesi lazım ve ondan sonra bir yükseliş trendi başlaması lazım arkadaşlar. Genel itibariyle beklentim bu şekilde. Olur olmaz bunları bilemem. Belki bu fiyatlamalarda yukarı yönlü gidecek, sonra kanalın alt bandına gelecek. Bunun olmayacağını da sizlere %100 bir şekilde söyleyemem. Yani bu borsada, finansal yatırımda %100 şöyle olacak, böyle olacak diye bir kaide yoktur. Senin bir stratejin olur. O stratejiye göre alım yaparsın. Alım yaptığın esnada da aslında nerede stop olacağını da biliyor olman lazım. Eğer sen şirkete güvenmiyorsan, kısa vadeli işlem yapıyorsan bu şekilde. Ama şirketi araştırmışsındır, güçlü bir şirkettir, orta ve uzun vade tutmak istiyorsundur, düştükçe makul yerleri belirlersin. Satış kelimesini tamamen kafandan kaldırırsın. Orta ve uzun vadede düştükçe toplarsın ve uzun vadede ciddi bir kazanç elde edersin. O yüzden hangi tip yatırımcı olduğunu iyi bilmek lazım. Eğer sen kısa vadeli yatırımcıysan fiyatlar da şöyle bir 32 TL, 31 TL'nin altında kalması durumunda satıp kenara çekilmen lazım. Niye? Buradaki kanal alt bandının altında fiyatlar kalıyorsa satar kenara çekilirsin. Ama bu bölgede kanal alt bandına değdi diye alıyorsan ve fiyatlar bu kanalın üstünde olduğu sürece satış yapmaman, bir yükseliş trendini görmen lazım. Bu bölgede de beklentimiz bir anda fiyatların roket roket yukarı yönlü gitmesi şeklinde değil, bir yükseliş trendiyle birlikte bakın minimum 40 TL'lere kadar gitmesi lazım. Bu 40 TL'ler benim şahsen beklediğim minimum seviyeler. Bu bölgeye kadar gitmesi lazım. Belki şöyle 45 TL'lere kadar gitmesi lazım. Sonrasında bir retest hareketiyle kanal alt bandının tekrardan destek ve teyit olarak çalışması ve ondan sonra bir rally içerisine girmesi lazım. Artık orasını bilemem. Alım bölgesinden ürünü almak lazım. Kırılmadığı sürece de sakince beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle aşağıda destek noktamız 32,5 TL civarını bize gösteriyor arkadaşlar. Bu bölgelerin altında kalıcılık sağlanmadıkça reader'da tepeden düşüşün bir tepki hareketi olacaktır. Bakın, bir yükseliş trendi, bir uçuş kaçış trendi olacaktır demiyorum. Tepeden, yani kanalın üst bandından kanalın alt bandına kadar düşen bir üründe yukarı yönlü sert tepki hareketi olur. Bu tepki hareketinde de fiyatlamalar bir önceki tepki hareketine, bakın fiyatlamalarda burada 32 TL civarları görülmüştü ve burada ne yaptı? Fiyatlarda 40 TL'ye doğru bir yükseliş oldu. Ana tepki hareketinde de bir önceki tepki hareketinin üzerine çıkması teknik ve bilimsel olarak beklenti dahilinde olur. Yani fiyatlarda 40 TL'nin üzerlerine çıkmayı bekleriz. Sonrasında da aşağı doğru biraz gevşeme olabilir. Burada işte 45'e gelir. Sonrasında aşağı doğru bir gevşeme hareketleri olabilir. Şahsen benim beklentim 45'lere kadar bir yükseliş. Sonrasında ise bir retest hareketi bekliyorum. Ama sen dip bölgeden aldıysan ve ciddi bir kazanç da elde etmek istiyorsan, kaybetmeyi de göze alman şartıyla, yani dip bölgeden dediğim bölgeden alan arkadaşlar zaten zararda olmaları mümkün değil. Yükseldi diyelim 45'e, düştü diyelim burada 35'e, 35'in altında kapanış olmadığı sürece sen ne yaparsın? Retest hareketi dersin ve beklersin. Altında kalırsa da satar kenara çekilirsin. Buradaki 35 kelimesi farazi ve örnek olarak söyleniyor arkadaşlar. Çünkü hangi seviyede retest alacağını bilmiyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Reader'ı uzunca bir süredir analiz ediyoruz. Her defasında da kanal alt bandını size söylüyorum arkadaşlar. Bu bölgelere kadar düşüş ve buradan bir tepki hareketi. Sonrasında yükseliş trendinin gelebilmesi için genel olarak şu oluyor. Bakın, çok sert düşüyor. Ama çok sert de bir anda yükselmiyor. Şu düşüşün ana tepkisini yapıyor. Ne yapıyor? 45'e geliyor diyelim veya 46'ya geliyor. Sonrasında bir düşüş ile retest gerçekleşiyor. İşte ondan sonra bir yükseliş trendi geliyor. Miatek'te de aynısı olmuştu arkadaşlar. Özellikle görüntüleri sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Bakın, Miatek'te de fiyatlamalarda kanalın üst bandından kanalın alt bandına düştük. Kanalın alt bandından sert bir tepki hareketiyle fiyatlarda 42 TL'lere doğru bir yükseliş yapmıştık. Sonrasında bakın retest hareketi geldi. Yani önce kanalın üst bandından alt bandına düşüşün bir tepki hareketi oluştu bu bölgede. Sonrasında bu tepki hareketi aşağı doğru kendini primsizleştirdi. Retest hareketi ve teyidi yaptı.
Ondan sonra bir yükseliş trendi geldi ve bu yükseliş trendi kanal orta bandının üzerine kadar geldiğini görüyoruz. Şimdi Reader'da da buna benzer bir hareketliliğin oluşmasını şahsen ben bekliyorum. Umarım da olur arkadaşlar. Bunları bir yatırım tavsiyesiymiş gibi lütfen algılamayın. Aklınıza, mantığınıza uymayan hiçbir bilgiyi yatırıma çevirmeyin. Herkes kendi kararlarını kendisi versin. Kazanırken de sen kazanıyorsun, kaybederken de sen kaybediyorsun. Sen kazanırsan ben sadece mutlu oluyorum. Çünkü öğrendiğini görüyorum ve cebindeki parayı bilginle yönetebildiğini görüyorum. Ve bunda benim de en ufak bir katkım varsa bu beni memnun ediyor. Dolayısıyla fiyatlarda beklenti olursa burada 44-45'lere doğru bir yükseliş veya işte 42'lere artık orasını bilemeyiz. Bir yükseliş olur. Ondan sonra retestle birlikte kanal orta bandının üstüne çıkma ihtimali var. Yani 60 TL'ler önümüzdeki orta ve uzun vadede hedef olarak karşımıza gelebilir. Burada bir tane şerhimiz var. Bu yükselen beyaz trendimizin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Eğer bu kırılırsa buradaki görüş bertaraf olur. Biz bu analize göre bu açıklamaları yapıyoruz ve kanal alt bandından destek almasıyla birlikte heyecanımızı yükseltiyor. Yani grafiğimizin tuttuğunu düşünüyoruz. Burada kanalın altında kalırsa fiyatlamalar satıp kenara çekilmek lazım. Burada da en az 2 günlük bir kapanış arıyoruz. 1 günlük yeterli değil. O da 32 TL civarından geçiyor. 32 TL'nin altında en az 2 gün kapanışlar olmadıkça minimum fiyatlarda 40 TL'lerin ve hafif üzerlerinin görülmesini bekliyorum. Reader'da düşüncelerimiz bu şekilde. Umarım yayınları izlerken sizler de bu bilgilerde öğrendiklerinizi tekrar ediyorsunuzdur, notlarınızı alıyorsunuzdur. Sonrasında TradingView açıp sizler de çizim yapmak suretiyle finansal okuryazarlığınızı geliştiriyorsunuzdur. Çünkü Coin Bulucu'nun tek amacı burada ücretsiz bir şekilde bilgilerini paylaşmak suretiyle birlik ve beraberlik içerisinde bu analizleri yapmak. Aksi halde Coin Bulucu'nun katıl dahil olmak üzere herhangi bir ücretli Telegram, WhatsApp, özel oda, Gold Group gibi çalışmasının olmadığını ve ücretsiz bu yayınları yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Lütfen teşvik amaçlı ve destek amaçlı yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.